Sabah kalktım. Şimdi Boğa Çayı'na gideceğiz. Saat 7.30. Yolda Brian'ı alacağım. Dün Boğa Çayı'nda Kızılgerdanlı dalgıç görüldü. Antalya için ilk kayıt. Onun heyecanı var. Ancak hava biraz bulutlu ve yağmurlu. Onun için biraz bizi endişe etse de onu o halde bile görmek bizi mutluluk verecektir. Şimdi hazırlanıp hemen yola koyulalım. Az kalsın arkadaşlara götüreceğim logolu Antalya kuş gözlem topluluğu ürünleri unutuyordum. Şimdi onları aldım. Evet, şimdi Boğa Çayı'na geldik. Neyse ki Boğa Çayı'nın üzeri bulutlu değil. Kızılgerdanlı dalgıcı burada aramaya başlayacağız. Şurayı bir tarayalım olmazsa. Altında bir bak, o adamı görüyor musun? Köprünün altında. Ne tarafta? O uçuyor, uçuyor, uçuyor. Bize uçuyor, bize doğru geliyor. Ha, gördüm, evet. Oradaki. Evet, kambur. Oo, uçtu. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Harika. Uzak gidiyordu. Evet, bayağı uzak gitti. Şu deniz kıyısından bir dürbünle tarayalım. Ondan sonra da şey yaparız. Arabaya biner. Oo, sakalar ne kadar güzel. Oo, ağaçların üstünde kalır. Zeytin ağacının üstünde bir sürü sakal var. Şu gelen ne? Bak, havada uçuyor. Şeydi, karabatak ama hangisi? Çünkü Allah'ım. Mustafa abi şey çekti. Tepli. Bir köprü. Ya çünkü dün köprüde gördüklerini söylediler ya. Köprü. İyi ki söyledin çünkü ondan Evet. sonra bak. Güneşimizi engelleyen bulut var. Umarım uzaya kadar gitmemiştir. Ha, evet. Burada çekmişler, kaçmış. Hiç görmedim. Şuraya bir bakalım, belki de oraya geldi tekrardan. Şunlar küçük mü artı herhalde bazıları? Bir şey geliyor, Karabatak galiba o da. Bu böyle biraz kambur gibi uçuyor. Şöyle kamburu çıkmış gibi uçar havada, uçarken. Işık müthiş ya aslında. Yani tam fotoğraf için mükemmel. Ya gagası, tipi falan çok değişik. O kadar güzel ki. Tam fotojenik yani. Tam, evet, fotoğraf için çok güzel bir kuş. Kızılgerdanlı dalgıç çok az bize kendini gösterdi. Sonra uçarak gitti. Büyük ihtimal bir şeyden korktu bu alanda. Çünkü çok fazla balıkçı var burada ve yürüyüş yapanlar var. Onlardan korkmuş olabilir. Ondan dolayı gittiğini düşünüyoruz. Kızılgerdanlı dalgıç gerçekten görüntü olarak çok güzel bir kuş ve
ismi de aslında çok anlamlı. Latince ismi Gavia Stellata diye geçiyor. Gavia Latince'de aslında deniz kedisi, deniz pisisi anlamlarına gelmekte. Stellata ise, belki birçoğunuz duymuştur Stellata Latince ismi. Bu da aslında sırtındaki o benekli yapı, özellikle üreme döneminde olmadığında o benekli yapı nedeniyle yıldız görüntüsü verdiği için Latince bu ismi almış. Şimdi biz burada biraz gözlem yapacağız. İleride bir iki tane liman var. Belki o alana gidip orada da onu arayabiliriz. 5 dakika daha kalsa çekebiliriz. Ancak bu görüntüsü çekebildik. Şimdi tam arabaya bindik, liman tarafına gidiyorduk. Ancak arkadaşlar aradı, tekrar boğa çayına gelmiş. Orta bölgede dalıp uzun süre çıkmıyor. Yani bu dalgıçlar 9 metreye kadar dalabiliyorlar. 1 dakika kadar da suyun içinde kalabilme yetenekleri var. Ayakları geride ve çok iyi yüzüyorlar suyun altında. Onun için suyun altında balık ararlarken uzun mesafeler yol kat edebiliyorlar. Daldıktan sonra nereden çıkacağını bilemiyorsunuz. Şimdi onu bulmak için orta kısma doğru yürüyoruz. Herhalde şurada bak, Brian daldı yine. Daldı mı? Şimdi kendini gösterdi tek birey. Ona doğru gideceğiz. Bulduk yani şu an. Şimdi geldik buraya, oturduk. Buraya sürekli çıkıyor. Burada bekleyeceğiz. Belki önümüzden daldığı zaman diğer taraftan buradan çıkabilir. Eğer öyle olursa güzel bir fotoğrafını yakalayabiliriz. Şimdi beklemedeyiz. Zaten güzel olmasa da fotoğraflarını aldık. Bizim için yeterli o. Yani. Önümüzde çıktı, tahmin ettiğimiz gibi oldu. Şu an çok yakından fotoğraf. Şahane fotoğrafını çektik. Vallahi hala önümüzde, hatta artık izliyorum biraz. Fotoğraf çekmeyi bıraktım. Çok güzel fotoğraflarını çekebildik. Güzel de izledik onu aslında, beslenirken. Şimdi arkamızdan bir balıkçı geçti, onun için ondan korkup kaçtı. Biz sahilde olduğumuz için yere sıfır yatıyoruz ve ondan dolayı bizi aslında fark etmedi. Brian bir 4 metreden daha yakın yaklaştı değil mi bize? Yani 4 metreden neredeyse yakındı yani. Bayağı yaklaştı. Güzel pozlar verdi yani. Burada küçük bir alan var denizle birleşen. Çok küçük bir gölet gibi bir yer oluşmuş durumda boğa çayıyla deniz arasında. Burası durgun ve daha sığ olduğu için burada besleniyor. Şimdi karşı tarafa gitti ama sanıyorum ki yine buraya gelecek. Ama çok fazla balıkçı olmaya başladı. Bugün cumartesi de. Biz de herhalde birazdan kalkıp döneriz. Ama umarım gelen diğer arkadaşlar da güzel fotoğraflarını çekebilir, görüntüleyebilirler. Görüşmek üzere.